Herkese merhabalar, ben Arda Korkmaz. Haydar Paşa Lisesi'nde hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Bugün sizlere bilişim kulübü olarak okulumuzdaki uzaktan eğitim faaliyetlerinden bahsetmek istiyoruz. Soru: sizce uzaktan eğitim pandemi sona erse dahi sürmeli mi? Anket sonuçlarına baktığımızda 4'ü sürmeliği, 9'u hibrit eğitimi, 36'sı bazı dersler uzaktan eğitimi, 46'sı ise tamamen yüz yüzeyi tercih etmiş. Soru: bilgisayarınızı kaç yılda bir değiştirmeyi tercih edersiniz? Anket sonuçlarına baktığımızda 10. 0 ila 3 yılı, 43'ü 3 ila 6 yılı, 31'i 6 ila 9 yılı, 8 kişi ise 10 ve daha fazlasını tercih etmiş. Soru: uzaktan eğitimde sizce hangi yazılım daha iyidir? Anket sonuçlarına baktığımızda 77'si Microsoft Teams'i, 11'i Zoom'u, 4'ü Google Classroom'u, 1'i Adobe Connect'i, 2 kişi ise diğeri tercih etmiş. Soru: online dersler dışında günün hangi saatlerine teknolojik aletleri daha sık kullanırsınız? Anketimize 95 kişi katılmış. Bunlardan biri çift 0 ila 07.30'u, 30'u 14 ila 17.30'u, 27'si 17.30 ila 21 çift 0'ı, 37'si ise 21 ile çift 0 arasını tercih etmiş. Soru: online derslere hangi tür yöntemle katılıyorsunuz? Anket sonuçlarına baktığımızda 18'i masaüstü bilgisayar, 67'si dizüstü bilgisayarı, 5'i tableti, 4'ü telefonu, 1'i EBA destek merkezini, 0 kişi ise EBA TV liseyi tercih etmiş. Soru: uzaktan eğitime ders saatlerini nasıl buluyorsunuz? Anket sonuçlarına baktığımızda 34'ü bence fazla, 51'i bence yeterli, 10'u biraz daha fazla, 1 kişi ise diğeri tercih etmiş. Soru: uzaktan eğitimden ne kadar memnunsunuz? Anket sonuçlarına baktığımızda 13'ü 1'i, 17'si 2'yi, 29'u 3'ü, 31'i 4'ü, 5'i ise 5 kişi tercih etmiş. Gelin hep birlikte arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin gözünden okulumuzdaki uzaktan eğitimi dinleyelim. Merhaba, ben Haydar Paşa Hazırlık Sınıf öğrencilerinden Ceren Gülüş. Bu pandemi süreci hepimiz için gerçekten çok zorlu geçiyor ve daha önce hiç deneyimlemediğimiz bu uzaktan eğitimle başa çıkmak zorunda kaldık. Ancak ben okulumun bu durumu çok güzel bir şekilde değerlendirdiğini, çok verimli geçirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden de tüm öğretmenlerime ve okuluma teşekkür ederim. Merhabalar, ben hazırlık sınıfı öğrencisi Ali Tarık Berkiler. Ben okulumuzun uzaktan eğitim sürecini gayet iyi bir şekilde geçirdiğini düşünüyorum. Dersler olsun, imkanlar olsun gayet yeterli seviyede ve dersleri olabildiğince iyi anlamamızı sağlıyor. Yani okulumuz uzaktan eğitim döneminde gayet iyi geçiyor diyebilirim. Yani ders programını özellikle bizim okulumuz olarak söylüyorum, çok güzel hazırlamış. Yani yarım saat olması bence pek bir şey değiştirmedi. Öğretmenlerimiz gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıp olabildiğince iyi bir şekilde bize bilgilerini aktarmaya çalışıyor. O yüzden ben şahsen çok memnunum. Ben şunu da fark ettim. Bilgisayarı gerçekten günlük hayatımda bu kadar yoğun kullanmıyormuşum. Bilgisayarın da aslında bir yandan hani kullanım alanına erişebildim. Bu benim için bir artısıydı. Aslında bilgisayarla, teknolojiyle daha iç içe oldum. Aynı sınıf ortamında olduğumuz gibi hani el kaldırıyoruz, söz hakkı istiyoruz. Bu aslında sınıf ortamının olduğunu bize hissettiriyor. Hani öğretmenlerimizle etkileşimde bulunuyor olmak güzel. Ama bence dersler arasından bir seçim yapmak gerekirse bilişim, mesela bilgisayar bilimi dersini aslında uzaktan eğitim şeklinde işliyor olmak bence daha verimli. Benim görüşüm kısa eğitimler ya da kısa kurslar online'da yapılabilirmiş. Yani derslerin tamamı değil ama bir kısmı online'da olabilir. Ya da teknolojik bir şeyler yapmak istiyorsanız, örneğin YouTube'dan bir video izletmek istiyorsanız ya da bir film izletmek istiyorsanız, şarkı dinletmek istiyorsanız ya da online bir deneme yapmak istiyorsanız burada sanal sınıfların daha yararlı olduğunu düşünebiliriz. Yani akıllı tahtalardan bu tarz hani bilgisayarla eğitim, öğretim vermenin daha faydalı olduğunu, yararlı olduğunu düşünebiliriz. Şu anda mesela geçen sene bu ilk başladığımız noktayı da şu an bulunduğumuz noktayı karşılaştırırsak bence çok yol kat ettik. Geçen seneye göre çok daha başarılıyız. Velilerimiz de daha bu konuda aynı bu şekilde Zoom'dan toplantılar yapabiliyoruz velilerle ya da görüşebiliyoruz. O anlamda onlar da çok şey öğrendiler. Bizler de çok şey öğrendik. Yani bazı şeylerin olabilirliğini gördük diye düşünüyorum. Bu pandemi ortadan kalksa, her şey yoluna girse bile
Hibrit eğitim konuşulur ya da tartışılır ya da uygulanabilir bile olabilir bence. Bilgisayar bilimi dersi açısından bizim dersimiz uzaktan eğitim anlamında yararlı oldu. Neden derseniz, zaten öğrenciler bizim dersimizde de bilgisayar üzerinden uygulama yaptıkları için evlerinden direkt bilgisayarlarından katıldılar derslere. O noktada bizim için hiçbir eksiklik yaşanmadı. Tam tersine öğrencilerle daha iyi senkronize olduk. Birçok uygulamayı kendi bilgisayarlarından rahatlıkla yapabilme imkanına sahip oldular. Derse katılanlardan bazı öğrenciler tabletten de katılıyordu tabii ama tabletten katılanlar da yine aynı şekilde tabletlerinden birçok uygulamayı yapabilme imkanı sağladılar. O noktada uzaktan eğitimde biz böyle büyük bir kayıp yaşadığımızı düşünmüyorum. Tabii ki yüz yüze eğitim gibi olmuyor bazı şeyler ancak bazı derslerin de uzaktan eğitim şeklinde de yapılabileceğini görmüş olduk bence. Bu pandemi bize böyle şeyler gösterdi. Pandemi sürecini uzayacağı düşünülerek alternatif programlar üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra Microsoft Teams üzerinde karar kıldık ve iletişimi öğrencilerle geri dönüşüm alma, ödevlendirme konularında da sorularımıza cevap verecek bir program olduğunu düşünerek bu program üzerinden devam etmekteyiz. Sadece ders anlatımı yapılmamaktadır bu program üzerinden. Aynı zamanda okulumuzda bulunan 32 kulübün çalışması bu program üzerinden yürütülmektedir. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.